bu hafta başında acayip keyifliyiz. Malatyaspor'un bu galibiyeti tekrar gündeme gelmesi hepimizi mutlu ediyor tabii. Ben burada huzurumuzda genç kardeşlerimize, takımıma teşekkür ediyorum. Basın toplantısı biraz uyarılarımızı sert bir dille ifade etmeye çalıştık. Aslında tabii ki buna hakkımız var mı bilmiyorum ama istiyoruz ki Malatyaspor takımı, Malatya'nın bu önemli markası, yerlerde sürülmesin. Bu önemli markasına sahip çıkarım. Hiç kimse ben ya bana ne deme hakkına sahip değil. Yani biz burada Malatya'nın bütün en ince detayına kadar her şeyini düşünürken sporun ne kadar önemli, bu işin ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ellerini biraz ceplerine atıp bu kadar pinti olmasınlar, bu takıma destek olsun. Şu andaki durumu itibariyle 400-500 milyon lira borcu olan, abartmıyorum, ve büyük bir sıkıntıda olan bir takım. Yani bunu sırf yönetim kurumundaki 5-10 arkadaşın çözeceği iş değil bu. Lütfen o gün o masada oturup okeyleşikleri, imzaladıkları o protokolü yerine getirsinler. Bizim istediğimiz bu. Ha, getirmeyeceklerse de benim ifadem şuydu, ifade etsinler. Yani şu nedenlerle yapamıyoruz. Kimseye silah çekip de cebinden parasını alacak halimiz yok. Yani burada buraya destek verilmesinin anlamı bu. O gün bu filmin jeneriğiydi diye düşünüyorum. Film, asıl film şimdi başlıyor. Bu jenerikteki ifadeleri ifade etmeye çalışacak. Eğer üstlerine düşelim yapmazlarsa o zaman film ortaya çıkarılır. Ve hepimiz o zaman bir şeyleri ifade etmek zorunda kalırız. Bunu söylemiş oluyorum. Maça gelince, maçta bahsettiğim gibi Barış'ın dizinin patellasındaki kırığı, Fatih'in arka derecesini ikinci derece yırtığı, Miraç'la Berat'ın da aynı şekilde birer derece Gret bir denilen Adele yırtıkları ve Osman'ın da maçtan bir gün evvel yapılan testlerinde oynayamaması ve Filipin'de cezası nedeniyle oynamaması nedeniyle yine aramızdaki arkadaşlarla bu işi çözebilmiş olduk Allah'a şükür. Ve bu haftada iki arkadaşımız daha eksildi. Bunlardan Ali Meli 4. sarı kartı ve Burak da gördüğü çift sarı karttan gördüğü kırmızı karttan dolayı o da olmayacak. Yani görüldüğü üzere Filip, Burak, Ali Meli cezası nedeniyle, Barış, Fatih sakatlıkları nedeniyle ve Berat Yaman, Mert Miraç ve Osman, Hacı Osman da şimdi sağlık ekibiyle konuştum. Onlar da inşallah yetiştirilmeye çalışıyor. Ve bundan sonraki antrenmanlarımıza görüldüğü üzere gurur duyduğumuz bir konudur. Malatya Halk Tepesi'ndeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim takımımızda şu anda sanırım 7'ye yakın oradan gelmiş oyuncu var. Şu andaki kadromuzda. Buna ilaveler yapacağız. Ve bugün mesela Berat Mert, Mehmet Güneş ve Çınar Yıldızlı kaleci bir tanesi 17 yaşında. Mehmet Güneş ve Berat Mert de katılacak. Oyunun çok kritik bir döneminde altyapıdan getirdiğimiz 16 yaşında bir genç kardeşimizi bize göre çok güzel görevini de yaptı ve sanırım Türk futbolu bir tane daha çocuğumuzu, gencimizi Malatya'dan kazandı, kazanmak üzeredir diyebilirim. Ve maçtan sonra taraftarımızın verdiği tepki, onların mutluluğu inanın bizi sonuçtan daha çok mutlu etti. Çoktandır onların da buna ihtiyacı vardı. Umarım inşallah bu bizim için bir başlangıç olur. Kendim de dün mümkün olduğu kadar İstanbul'daki Malatyalı iş adamı arkadaşlarımızın 2-3'üyle görüştüm. Yani Türkiye'de bize bu konuda destek olabilecek her makamı arıyoruz. Dostlarımız sağ olsunlar. Yardımcı olacaklarını ifade ediyorlar. Yani buraya bir hareket getirmek anlamında buna bir tepki verecek bir şeyler yapmak zorunda. Yoksa bu sosyal faaliyetten yoksun kalacak. 19 puanla bir potanın dışına çıkacağımız bir maç oynayacağız. Yani kesinlikle biz bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hesaplamasıyla oynamamız lazım. Bu takım 25 kişi, 3 kaleci, 22 oyuncusu var. Şimdi buna bir kaleci, 2 oyuncu daha kattım. 28 kişi oldu. 4 artı 24. Dolayısıyla elimizdeki 28 kişi 11 kişi sahaya çıktığı müddetçe eksik değildir diye bir takım düşünüyorum. Beraberliğe prim mesela burada yoktu. Ya şu Adana Spor beraberliğinde prim olmaz mı arkadaşlar? Yani veya şimdi biz Rize'ye gitsek oradan bir puanla dönsek bu prime değer bir sonuç değil midir? 16 tane arkadaşımız 11 tanesi tek sarı kartı var. 3 tanesinin 2 sarı kartı, 2 tanesinin 3'er sarı kartı var. Ha, çocuklara söyledim, canınızı yakarım, kulağınızı çekerim. Benim kafam bozmuyor, sahanın ortasına gider,
problem çıkarır size. Sakın ola. Futbola ait olmak kaydıyla. Ben mesela Burak'ın gördüğü karta kızmam. Bir tane sarı kart gördü sertlikten dolayı. İkincisine aşırı güç kullandı. Arkadan müdahale etti rakibe. Niyeti o topu almaktı. Ona hoşgörüyle bakarım. Ama öbür tarafta Almeri'nin hakeme itiraz edip de kart görmesine tahammül edemem. Yani o kadar zeka yapı müsait değilse git başka iş yap kardeşim. Yani sen bu kartı gelirsen oynayamaz. Niye itiraz ediyorsun? Yani o yüzden Almeri'yi biraz sert konuşacağım yani. Onu bilin yani. Yapma. Çok da bize katkısı olan bir kardeşimiz. Çok önemli bir maçta aramızda yok. Sen yaptığınla bu takımın kaderiyle oynuyorsun. Yani bunu çok iyi ifade ettim ben çocuklarıma. Ve sağ olsunlar dikkatle dinliyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarda şu tablo çok rahatsız edici. Yani bu kadar oyuncu sarı kart mı görünüyor? Bu dingonun ağrı mı bura? Kafana göre olmaz yani. Bir disiplin işi bu. Çocuklar bunu farkındalar. Bizim artık takımda takımı yönetme, takım içi dinamiği düzenleyememe gibi bir sorunumuz yok. Benim çocuklarım hocalarına teslim oldular. Elleri havada. Şu anda Malatya Spor'u Allah'a çok şükür bir raya oturdu. Bir de şu ekonomisini söz veren kardeşlerimiz yerine getirirse ki yapılmayacak bir şey değil. Yapılmayacak bir şey değil. Veya getirmeyeceklerse net belirlesinler ki başka kanallara gidelim. Oradan yardım isteyelim. Bizim amacımız burada bütün bunları ben konuşurken size yalvarır pozisyona düşüyorum. Yani yalvaracak bir şey yok. Malatya kaybeder. Kendileri kaybeder. Siyaset kaybeder. Bakın burası bir siyasi yapının %70 oyunu aldığı bir yer. Şimdi siz insanları bu sosyal yapıdan mahrum edersiniz. Acaba sizi etkilemez mi? Siyaset. Yani şu mesajı da alın lütfen yani. Öyle yani vermeden almak Allah'a mahsustur. Bir şeyler size bu kadar sahip çıkan bir halka verilir. Bu abartılmış bir şey olmaz diye düşünüyorum. Düşündüğünü konuşan, kalbindekini ağzında olan bir adam. Beni iyi kötü tanıyorsunuz. Yani benim Türkiye'de hiçbir insanın söylemediği şeyi aşağıdan yukarı herkese söyler. Kimseden bir korkum yok, kimseden bir menfaatim yok. O gün ben taraftara da şunu söyledim. Arkadaşlarım bakın, biz size kol kırılır yan içinde kalır mantığıyla iş yapıyoruz. Dolayısıyla sabırlı olun. Bu takım buraya çıkarken nasıl çıktığını siz bilmiyorsunuz. Kısa vadede her şeyin pozitif gitmesi adına ne gerekiyorsa antrenör ve antrenörlük dışında ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi seferber etmiş durumdayız. 16 maç 3-4-6-10-10 48 puan var yani. 48 puan var. 48 puan alsam belki de playoff'a girersin olur yani. Bakarsın da öyle bir sonuç da niye olmasın olur. Yani hep hedefi aşağıda değil yukarıda göstermek lazım. Bu takım maç kazanmak istiyorsa fazla adamla hücum edecek kardeşim. Fazla pozisyon bulacak. Ve bunları değerlendirmeye çalışacak. Abi buradan kimse gitmez. Beni bırakıp gideceklerini düşünmüyorum. Türkiye ligi batmış durumda. Buradan gidip başka bir takıma gideceğim. Oradaki ekonomik refah var diye bekleme. Dedim ki oğlum gideceğiniz yerde bundan daha ekonomik ödemesi düzgün bir yer olmayacaktır yani. Oğlum burada adam gibi tamamlayalım. Aa özgürlüğünüz var. Bitmişse oturursunuz. Ha uzatıp giderseniz Allah razı olsun. Gitmezseniz teşekkür ederiz yaptıklarınıza. Gidersiniz olur. Ben buradan federasyonumdan da ricam bu cezayı değiştirin. Bizlerin de kabahati var. Puan almamıza rağmen küme düşen bir takımın hocası olmak istemem ben. Benim emeğimi niye çalıyorsunuz olur. Bu mevzuattan dolayı bu işler oluyorsa bu mevzuatı değiştirin lütfen. Yani yazık günah. Sorunların bitmesi için bakın aşağıda 3-4 tane İçişleri Bakanları insan 3 ay süreyle bizi incelemeye aldılar. Bu Malatya için büyük bir ayıp. Türkiye'nin de bu kadar detaylı başka kulüp irdeleniyor mu bilmiyorum. Demek geçmişten bir şüphe var ki geldi millet burada. Bize niye geldi? Niye başkasına yapıyor? Herkesin borcu var bu kadar. Yani bu can acıtır yani. Bu Malatya'ya karşı yapılmış saygısızlık diye düşünüyorum. Onun için yönetici arkadaşlarımdan ricam doğru yönetin. Bizi kim idare edecekse hepsine saygı duyarız. Muhatabı bilelim. Bakın onlarca kulüp kapandı. Yani o yüzden futbolun en önemli sorunu yönetme sorunu var futbolda. Sayın Valim bizim güvencemiz. Bir kulübün nereden ne oluyor, kim ne yapıyor, olumsuzluk ne, doğru ne çok iyi bilen birisi. Kim katılırsa sonuç ne olur, nereye gider? Valim bu konuda antrenmanda. İşi çok iyi bilen birisi. Ve de karakter olarak da biz ona taparcasına seviyoruz. Çok düzgün bir insan. Ve bizi alıp karşısına bu kadar yoğunlukta 1,5-2 saat Malatya Spor sorunlarına oturup konuşabildiğimiz bir insan.
Onu göreceksiniz. Bakın Sayın Valim, bizim en büyük teminatımız o. Yani biz ondan başka, onun bizi yönlendirmesinden başka yapacak bir şeyimiz yok zaten. Ha bakın, önümüzdeki sene Allah nasip eder, ligde kalırsa bu takım atak yapabilir.